Kulis bombası patladı. O gazeteciden bomba iddia. AK Parti içinden Süleyman Soylu'ya tehdit. Gazeteci Barış Pehlivan, bugün köşe yazısında bomba iddialar ortaya attı. Pehlivan, istifaya hazırlanan Süleyman Soylu'nun AK Partili biri tarafından tehdit edildiğini yazdı. Gazeteci Barış Pehlivan, kaleme aldığı yazısında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili AK Parti kulislerini aktardı. Barış Pehlivan, iddia o ki Bakan Soylu, istifa ediyorum, demiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan cevap bile vermemiş. Ama iş orada kalmamış. İfadelerini kullanarak çok konuşulacak iddialar ortaya attı. Barış Pehlivan, Süleyman Soylu'nun, geçtiğimiz pazartesi günü gerçekleşen kabine toplantısı sonrası. Özel bir uçakla İstanbul'a inme hazırlığı yaptığını. Ancak gelen telefonla bu uçuşun iptal olduğunu aktardı. Pehlivan şu ifadeleri kullandı. Geçen hafta pazartesi gecesi. Kabinenin ardından. Soylu özel bir uçakla İstanbul'a inme hazırlığı yapmış. Uçak indiğinde onu karşılayacak taraftarları da hatta bazı gazeteciler de hazırlanmış. Soylu istifasını kamuoyuna duyuracak bir de manifesto niteliğinde konuşma yapacakmış. Ancak o gece bakan Soylu'nun telefonunu kritik bir isim aramış. Elbette kendi adına değil Erdoğan adına. Güvenlik bürokrasisinin bu önemli ismi Soylu'ya orada dur demiş. Hem de sert bir şekilde. Hep çok şey bildiğini söyleyen soyluya onun hakkında bildiklerini anlatmış. Bana garip geldi fakat telefondaki ses Çalışma Bakanlığı dönemini işaret etmiş. Telefonu kapatınca muhasebe yapan soylunun uçağı önce sabaha ertelenmiş. Sonra da iptal olmuş. Erdoğan bu yolla "Sen istifa edemezsin, gerektiği zaman ben seni alırım." demiş. Seçim öncesi görevden alınır mı? Pehlivan AKP'nin ünlü ekran yüzlerinden bir isim. Seçim öncesi Soylu'nun görevden alınacağını düşünmüyorum. Parti içindeki sevmeyenleri böylesi iddialarla onu öfkelendirerek yanlış tepki vermeye itiyor bile dedi. Gel gör ki konuşulanlar öyle böyle değil diyerek AKP kulislerinden şu fısıltıları aktardı. Neymiş? Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile özel görüşme taleplerine bir süredir yanıt alamıyormuş. Neymiş? MHP lideri Devlet Bahçeli bile Soylunun kriminal insanlarla bu kadar çok fotoğrafının çıkmasından rahatsızmış. Neymiş? Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın. Türkler ve Kürtler yüzyıllardır ekmeklerini beraber paylaştı. Bu vatanı beraber kurup ihya ettiler. Biriz, beraberiz. Tek yumruk, tek yüreğiz. Teröristlerin arazide yapamadıklarını aramıza fitne sokmak suretiyle birliğimizi, beraberliğimizi bozmaya çalışanlar var. Bu konuda dikkatli olmamız gerekir açıklamasını bile Süleyman Soylu'ya gönderme olarak okumalıymış. Demem o ki ateş var ki duman çıkıyor.